Galatasaray bugün aslında tabii ki herkes bizim 15'teki yayınımızı izlemek mecburiyetinde değil. Orada bir şeyler anlatmıştık ama tekrarlamakta fayda var. Galatasaray cephesi Dinamo Moskova kulübünün ve Rus cephesinden yansıyan haberlerin oluşumundan biraz rahatsız. Bir kere bunu söyleyelim. Çünkü en başından Yani itibaren bir soğuma oldu mu bir bu soğuma var. transfere karşı Galatasaray'da? Bir soğuma var aslında, biraz da karşılıklı bir strateji izleniyor. Yani bunlar çok böyle sıra dışı karşılanabilecek şeyler değil. Dinamo Moskova da kendi ölçeğinde bir strateji izliyor. Oyuncuyu en fazla paraya satmak için. Galatasaray da kendi açısından bu transferi en uygun maliyete bitirmek için bir strateji izliyor. Bir kere süreci şöyle anlatalım. En başına dönelim. Bir kez daha çok kısa özetlemek istiyorum. Tabii. Yani Galatasaray normalde Zakaria'nın için bu kış transfer döneminde değil, yaz transfer döneminde adım atmayı düşünüyordu. Bir kere bunu söyleyelim. Yani en baştaki strateji buydu. Ki yani ülkemizde işte bu deprem felaketi oldu, çok daha farklı sıra dışı şeyleri konuştuk. Onun öncesindeki durumdan bahsediyorum. Galatasaray'ın ilk günden itibaren, yani Ocak ayı başladığından, transfer dönemi başladığından itibaren Zakaria gündemindeydi ama biraz yaz transfer dönemi için düşünülen isimlerden bir tanesiydi. Sonrasında bir Zaniolo süreci yaşandı. Galatasaray Zaniolo'yu transfer etti. O da biraz sıkıntılı bir dönemdi. Birkaç gün devam eden, olacak mı olmayacak mı ve bence son dönemde Türkiye'de yapılmış en önemli transferlerden bir tanesi Zaniolo. Kesinlikle. Her şeyiyle, yani oyuncunun potansiyeli, ödenecek rakam, yapılan anlaşma Evet. ihtimali. Jardel'den sonra en pahalı ikinci En pahalı da transfer. ikinci transfer, bonservis bedeli Tabii. anlamında. Orada Galatasaray yönetimi normal şartları itibariyle Zaniolo transferinden sonra Zakaria'ndan vazgeçmişti. Fakat şöyle bir durum ortaya çıktı. Bu şu an bizim ülkemizin yaşadığı olağanüstü şartlar, transfer döneminin uzaması, 5 Mart'a kadar bir süreç tanınması ile birlikte Galatasaray yönetimi acaba biz Zakaria için bugünden bir hamle yapabilir miyiz düşüncesine girdi. Orada da oyuncu tarafını ve kulüp tarafını anlatmak gerekirse Dinamo Moskova Rusya Ligi'nde yer alan bir takım ve Avrupa'dan aslında çok potansiyelli bir oyuncu olarak gözüküyor Zakaria ve çok fazla talibi oldu işte. Premier Lig'in üst seviye takımları, Chelsea'ler konuşuluyor, o seviyede takımlar konuşuluyor. Bunların ilgilendiği söylenen bir oyuncu. Fakat bugün itibariyle Rusya'nın özel sebebi, özel durumu sebebiyle, daha doğru bir ifadeyle Avrupa'dan herhangi bir bonservisle transfer gerçekleşemiyor. Çünkü oraya bir para sokamıyor Avrupa takımları. Burada da uluslararası anlaşmalar sebebiyle sadece Türkiye üzerinden bir takım işler yapılabiliyor. Galatasaray da bu 5 Mart sürecini biraz fırsat olarak gördü. Çünkü oyuncunun talipleri var. Yani biz bugün bu oyuncuyu alırız, belli bir para veririz. Hiçbir şey yapmasak sene sonu bu ambargodan yararlanıp oyuncuyu satarız düşüncesi oluştu. Bunu samimiyetle söylemek lazım. Ve bugün itibariyle bugüne gelene kadar aslında süreç de olumlu şekilde ilerliyordu. Yani çok kolay bir transfer değil. Bir kez daha söyleyeyim, yani çok fazla talibi olan, çok büyük potansiyel olarak görülen bir oyuncu bu. Bugüne kadar görüşmeler şu şekilde ilerliyordu. 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeli teklif etti Galatasaray. Ve tıpkı Zaniolo transferinde olduğu gibi bu bonservisi belli bir süreye yayarak ve Zaniolo da 5 seneydi, burada 4 senelik bir sürece yayma durumu söz konusu. Yıllık 3 milyon eurodan 12 milyon euro karşılığında Zakaria'nı transfer etmek için Dinamo Moskova'ya bir resmi teklif yapıldı. Ve oyuncu tarafıyla bir süredir görüşülüyor zaten. Yani bu ilgi az önce söyledim, yeni değil. Kulüp tarafıyla da bir süredir görüşülüyor ama bugün itibariyle bu Galatasaray'ın şartlarına iş biraz yaklaşınca Rusya cephesinden açıkçası çok böyle anlam veremediğimiz haberler ortaya çıkmaya başladı. Bugün Rusya'nın önemli spor portallarından bir tanesi, ki spor gündeminde siz bu haberi paylaştınız. Şampiyonat Rusya'da, yani spor anlamında en önde gelen, en haberine güvenilen, sözüne güvenilen 2-3 portaldan bir tanesi direkt olarak Zakaria'nın ağzından şöyle bir beyan paylaştı. Kişisel sebeplerden dolayı ben Türkiye'ye gitmeyeceğim. Yani Zakaria'nın iki nokta üst üste. Evet. Kişisel sebepleri düşünerek ben Türkiye'yi bir opsiyon olarak görmüyorum şeklinde. Evet. O esnada ben Onu de da tahmin edebiliyoruz herhalde. Yani yani neden olduğunu tahmin az edebiliyoruz çok ama çok herkes fazla anlıyor. dillendirmeye, Aynen. yani bunu bir spekülasyon haline getirmeye de gerek yok. Oyuncunun milliyetiyle alakalı, işte Evet. Türkiye bakışıyla alakalı bir takım şeyler hep konuşuluyor. Bunları çok speküle etmeye gerek yok. Evet. Ve ben de işte zaten birlikte gün içerisinde diyalog halindeydik. Dinamo Moskova kulübüne yakın birkaç tane Rus gazeteciyle iletişime geçtim bu konuyla ilgili.
hepsi tek bir ağızdan konuşuyorlar bu konuyla ilgili. Sorduğumuz zaman, bir bilgi almaya çalıştığımız zaman diyorlar ki işte Zakaryan kişisel sebepleri nedeniyle %100 şekilde Türkiye'ye gitmeyecek. Ama işin bir de bir doğal akışı var. Hayatın bir doğal akışı var. Yani bu oyuncuyla ilgili görüşmelere Galatasaray bugün başlamadı. Ya da kulübüyle bugün görüşmelere başlamadı. Bugüne kadar bu kişisel sebepler niye gündeme gelmedi? İnsanın aklında ister istemez bu soru işareti oluşuyor. Bugün bunların bu kadar tek bir ağızdan dile gelmesi, bütün Rus basınının bu yönde haberler yapması açıkçası yani benim kafamda soru işareti oluşturuyor bir gazeteci olarak. Benim kafamda soru işareti oluşturması çok bir şey ifade etmiyor tabii ama Galatasaray yöneticilerinin de bu konuda biraz rahatsızlığı oldu. Yani aslında bugün öğle saatleri itibariyle konuşulan şey şuydu. Akşama kadar bu transferin olumlu ya da olumsuz neticeleneceği konuşuluyordu. Evet doğru. Yani sanki bugün netleşir diye konuşuluyordu. Galatasaray kulübünde işte Sportif AŞ'de transferle ilgili yetkili insanlar kendi aralarında konuştukları şey bugün akşama kadar biz bu işi olumlu ya da olumsuz bitiririz şeklindeydi. Ama Rusya'dan bu yansımalar orada bir yani böyle bir yani tırnak içerisinde şu durum oluştu. Galatasaraylı yöneticilerin midesi bulandı bu transferden. Transferle ilgilenen insanların midesi bulandı. Çünkü bugüne kadar ortaya çıkmayan bu işte kişisel sebepler, yani bunları daha önce de herkes biliyordu. Yani günlerdir. Değişen ya da yeni ortaya yeni çıkan bir durum yok burada. Ya bir olay yaşanmadı. Yani yeni ortaya çıkan hiçbir durum yok. İşte oyuncunun milliyetiyle ilgili bir takım durumlar gündeme geliyor. Hatta deprem döneminde sınır kapısı açıldı. Hani illa bir olay diyeceksek pozitif bir gelişme var. Yani bu anlamda birkaç gün içerisinde yeni bir olumlu ya da olumsuz gelişme yaşanmadı. Bunun bu kadar dillendirilmesi, işte oyuncunun demeç verdi mi vermedi mi bilmiyoruz ama güvenilir bir portal Rusya'da, güvenilir bir haber sitesi. Evet. Spor anlamında herkesin... Hatta abisinin de bir açıklaması var ek olarak. Böyle bir şey mümkün değil asla Galatasaray'a gitmeyeceğiz gibilerinden bir açıklama daha gördüm. Bir de gördüm öte yandan yani bunların hepsini bir kenara bırakalım. Yine spor gündemini siz paylaştınız. Dinamo Moskova Kulübü bugün sabah saatlerinde bir sosyal medya paylaşımı da yaptı konuyla. İdman görüntüsü. İdman Zakaryan. Görüntüsü, Zakaryan şut atıyor işte orada bir takım emojiler var. Yani böyle göndermeli bir durum var. Ya açıkçası şimdi tabii ki %100 durumu bilmiyoruz. Ben Dinamo Moskova yöneticilerinin, sportif direktörünün, başkanının zihnini okuyamam. Ama biraz bu konuda tecrübe sahibiysek bunun tamamen bir pazarlama stratejisi olduğunu ya da rakamın yükselmesi anlamında yapılmış bir hamle olduğunu biz görebiliyoruz açıkçası. Evet. Galatasaray yöneticileri de bunu görüyorlar. Bu yüzden biraz geri adım atmış durumdalar. Şimdi Giannis Konstantelias. Bununla ilgili de birazdan konuşacağız. Onunla da ilgili çok iddia var. PAOK'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Yunan.